Gazeteci ve belgeselciyim. Fındığın silah noktasını bilmeyiz ama fındığı ektik, diktik, büyüttük, sattık. Ama karşınızda farklı bir isim, farklı bir konumda buradayım. Bir belgeselci olarak yaklaşık 20 yıldır fındık üzerine çalışıyoruz. Fındığın tarihi üzerine çalışıyoruz. Kültürü, medeniyeti ve fındığın özellikle vatan savunmasındaki yeri ve önemi, stratejik bir ürün olduğunu ispat etmeye çalıştık arşiv belgelerinde. Vatan yahut Fındık adlı bir proje hazırladık. 650 proje arasında Kültür Bakanlığı geçtiğimiz yıl belgeselimize destek oldu. Destek alan projelerden birisi ve ilk kez bunu siz değerli akademisyenlerin huzurunda paylaşacağız. Bir 10 dakikalık bölümünü 5 dakika başından 5 dakikada son kısmından bir genel fikir versin diye. Ama belgeselle ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum ve belgeselin araştırma senaryo metnini de değerli başkanımıza takdim edeceğim yayınlanmak üzere. Ama ilk kez fındığın binlerce yıllık tarihi, Karadeniz'deki yeri ama en önemlisi stratejik, askeri bir ürün, vatan savunmasındaki yerini belgelerle, belgesel görüntülerle ekranlara getirmeye çalıştık. Neden vatan yahut fındık? Namık Kemal'in elbette vatan yahut silsilesinden esinlenerek değil. Fındık vatandır Anadolu için. Çünkü %78, %80, bir zamanlar %90'lı Türkiye üretiyordu bu fındığı. Bugün hocam biliyor belki düşmekte ama düşmesine rağmen yine bir vatan toprağı olarak vatanı koruyan en değerli bir ürün olarak karşımızda. Giresunluyum. Oğuz Türklerinin Çepni boyundanı. Doğu Karadeniz bölgesi Fatih'in fethiyle Türkleştiği söylenir. Tam tersine yüzlerce yıllık Oğuz Türklerinin yerleştiği bölgedir. Ve Oğuz Türklerinin Çepni boyu Giresun, Ordu, Trabzon yöresinde Doğu Karadeniz'de fındıkla yerleşik düzene geçmişlerdir. Onun için vatan yahut fındık. Biz fındığa fındık ocağı deriz. Ocak Türklerde kutsaldır. Evin ocağı vardır. Türbeyi ata dede mezarlarına ocak denir. Bir de fındığa ocak denir. Bir başka meyveye ocak tabiri kullanılmaz. Niçin? O kutsaldır. Türk tarihinde, Türk mitolojisinde çok kutsal olduğu için fındığa fındık ocağı deriz. Fındık vatan toprağını tutuyor. Karadeniz'i gezip görenler %80, %90 evlidir bahçelerimiz. Ve o bahçeler de fındık olmazsa, fındık ocağı olmazsa orada bir parça vatan toprağı kalmaz ve kaybolup erozyona uğrar, gider. Onun için vatan yahut fındık. Ve Anadolu'yu geziyoruz. Gezdiğimizde Anadolu'nun köyleri hep boşalmış durumda. Anadolu Karadeniz bölgesine geldiğinizde her köy fındık bahçelerinin üzerinde 3-5 katlı evler var. Doğu Karadeniz insanı fındıktan bir şey kazanmıyor ama dönüyor, geliyor, evini yapıyor, fındığa masraf yapıyor ve halen Doğu Karadeniz'i vatan olarak görüyor. Vatan yahut fındık belgeselimizin son cümleleriyle sözlerimi noktalayıp sizi belgeselle baş başa bırakmak istiyorum. Neden vatan yahut fındık? Tarihler 1917, Kafkas cephesi, açlık, kıtlık vardır ve Behit Paşa 3. Ordu Komutanı Kafkas cephesinde keşfeder fındığı ve 10 milyon 95 kilogram 1917'de fındık satın alır ve fındığı bir kısmını cepheye gönderir. 3 ay asker, 3 öğün fındık yer cephede. Bunu tespit ettik arşiv belgelerinde. Bir kısmını da satar, cepheye silah alır. Öyle bir strateji ürün ki sattığınızda cepheye silah alıyorsunuz, dağıttığınızda yiyecek olarak asker bunu kullanıyor. Bunu belgelerle de ispat ettik. Hatta yaşlı birinci kuşaklarla görüştük. Biz fındığı kırdık, içini askere gönderdik ve fındığın kabuğunu mısır güdenesiyle büyütüp ekmek yaptık dediler. Yüzlerce canlı şahitler, arşivler toplayarak huzurumuza geldik. Evet, sözü uzatmıyoruz. Bir 5 dakikalık vatan yahut fındık belgeselimizin baş bölümü, bir de son bölümüyle sizleri baş başa bırakacağız. Ben kongreyi davet ettiklerim için değerli hocama, sizlere ve siz değerli akademisyenler huzurunda böyle bir belgeseli sizlerle birlikte izleme fırsatı verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Maalesef bugün hak ettiği değerde değildir. İnşallah bugün önümüzdeki günlerde TÜBİTAK'la bir görüşmemiz var. Katma değeri yüksek ürünler sınıfına dahil edilir ve fındık gerçekten hak ettiği değere kavuşur. Çok teşekkür ederim. Her yıl
40 ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Trabzon Spor gibi başkaldı gerçekten. Fındığı rahmetli Emin Acar abi derdi ki Osmanlı stratejik ürünler satmazdı. Yani fındık aslında satılmaz. Ceviz satılmaz, badem satılmaz. Ankara fıstığı bazen satılır, bazen satılmaz. Ceviz hakkında var protein ağacı diye. Anlaşılıyor ki fındık protein ağacı zaten. Fındıkta zaten ceviz kadar da protein de var yani. Ürünün yarısından fazlası, üçte ikisi lif. Yani bazı beslenmede çok önemli gıdalardan bir tanesi liftir, fiberdir, badem ve ceviz. Glisemi indeksi çok düşüktür. Glisemi indeksi yüksek gıdalar işte beyaz ekmektir, pirinçtir, efendim fasulyedir vesairedir. Bunlar yüksektir ama fındık glisemi indeksi çok düşüktür. Bu bakımdan şeker hastalığına tutulmak istemiyor ise insanlar mutlaka fındık tüketimini artırmaları lazım. Ama maalesef biz daha önceki işte Turan'ın yaptığı çalışmalara falan edindiği bilgiye göre bizim insanımız fındığı fevkalade az yiyor. Fındık yemiyor. Fındığı sadece satıyor ve fındığı sattığı yerlerde fındık kötü yemiyor. Yani fındık, biz çikolatayı yapalım, biz satalım, katma değeri yüksek olsun ama biz çikolatayı yemedik. Biz fındığı olduğu gibi yedim. Fındıkta yemesinde bir başka yanlışımız var fındıkta. Ne yapıyoruz fındığı biz? Kavurup yiyoruz. Halbuki fındığı kavurup yediğimiz zaman fındığın bir başka çok önemli özelliği, çok yüksek özelliği. Biliyorsun bütün mikrobik hastalıklar dışında bütün kanserlerin ana sebebi serbest radikallerdir. Yani gıda maddeleri, bunlar işte fındık, ceviz, kendi kurumuzda badem. Bunlar giderler, o antioksidanlar kendilerine bağlarlar. O serbest radikalleri ve kanseri önler. Yağ bakımından çok zengindir. Yağ olmazsa olmaz bir şeydir. Zaten siz belgesel ispat ediyorsunuz. Satılmaz, fındık satılmaz. Fındık yedir. Fındık yerseniz şeker hastası olmazsınız. Fındık yerseniz kesinlikle kanser olmazsınız. Çok yerseniz omega 3 ihtiyacı gittiği zaman uzlaşmacı olursunuz. Yani omega 3 çok yerseniz uzlaşmacı olursunuz. Hayır. Şu kadar basit. Hamsi de öyledir. Hamsi de omega 3 vardır. Yani omega 3'e ihtiyacımız vardır. Dost ve kardeşle yaşamak için omega 3'e ihtiyacımız vardır. Bizim bünyemizde belki patatesleri bilemiyorum ama bizim insanımızda bakın şeylere ikisi mutlaka noksan gözüküyor. Fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Fındık neden Akdeniz bölgesine yaygınlaştırılmıyor? Biz fındığı maalesef fındık gibi ürünü maalesef biz satıyoruz. Değil mi fındık? Ve yemiyoruz biz hakikaten. Biz fındık da yemiyoruz. Dünyanın en fazla ceviz yiyen bir kişi başına dünyanın en fazla ceviz yiyen ülkesiyiz. Cevizi en kötü şekilde yiyoruz. Baklava, börek. Evet. Yani fındığı ezmesini yaptığın zaman şey o günler çikolata yaptığın zaman fındığı en kötü şekilde yemek. Normal fındık yiyen bir insan kanser olmaz kesinlikle. Alzheimer de olmaz. Bunu yine söylemek ben. Çünkü olmaz. Parkinson da olmaz. Ama oluncaya kadar yemek kaynağı, güzel, düzenli yerseniz olmazsınız. Çünkü niyedir? %100 miligram da olsa, 100 gram, 100 miligram da olsa fındıkta şey var, omega 3 var. Ben de burada olmaktan hem mutluluk duyuyorum hem de onur duyuyorum sizleri burada bir arada görmekten. Bugün sizlere biraz kısa bir şekilde yaptığımız iki çalışmadan bahsedeceğiz. Doğu Karadeniz bölgesinde 80-100 kilogram dekara verim alınabiliyor. Bu da çok büyük bir... Büyük bir üretici olmamıza rağmen verim ve kalitemizi etkiliyor. Biz bu sebeple Ordeli'nde en fazla yetiştirilen tombul ve palas fındık çeşitlerinde meyve sayısının da, tabii meyve ağırlığı arttıkça çatalaktaki meyve sayısının da azaldığını gözlemleyebildik. Rakamları da görebilirsiniz diye bu şekilde bir tabloya koyduk. Randıman değerlerini görüyoruz ve dal sayılarını da aşağıya yazdım. Mesela palas çeşidinde ocak başına verim 2 kiloya kadar alabildik. Randıman da %56 gibi orada ortalamaların çok üstünde. Genellikle bu tür bahçelerdeki bahçeler 60-70 yaşında en gençleri öyle söyleyelim. Çotanak'taki meyve sayısımız da 2 ile 4 arasında değişebiliyor. Çerez fındık ihracatımız bizim 0 kilo. Özellikle Almanya'da Noel zamanlarında çerez fındık dediğimiz iri fındık kırılarak
yeniyor ve bir ibadet olarak algılanıyor. İnşallah biz o ihtiyacı karşılayacağız hocam. Bugün özellikle Almanya bu çerez ihtiyacını İtalya ve İspanya'da karşılıyor. Şu an bizim tespit ettiğimiz bu fındık çeşit çerez çeşit adayları onlardan daha ağır hocam. Daha güzel, daha kaliteli. Şu an dünyadaki satılan, toplam satılan fındığın %10 ancak çerez fındık. Yani sanayilik değil, kırılmıyor. Evet. Kabuklu olarak tüketicinin evine giriyor. Fındıkta ekonomik ömrün belirlenmesi amacıyla tombul fındık çeşidine yürütüldü. 10, 20, 30, 40, 50, 70 ve 90 yaşlarında 21 bahçede 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirdik. Nelere baktık? Fiziksel parametre olarak verim, meyve ağırlığı, iç ağırlığı, göbek boşluğu, kabuk kalınlığı ve randımana baktık. Protein, yağ veya asitleri, kür, kimyasal parametre olarak baktık. Verime baktığımızda 10 yaşında 665 gramlık bir rakam görürken 90 yaşında 307 gram verimin azaldığını görüyoruz. Toprak altı gövdesi sürekli kendisini yeniliyor. Tabii. Biz toprak üstü gövdesinin 80 yaşında, 100 yaşında olduğunu düşünüyoruz ama aşağısı itibariyle belki 900 sene, 1000 senelik. Fındık da aşağı yukarı aynı durumda. Yani üstü yenileniyor ama kök yaşı itibariyle durumu söylersek terminolojik olarak daha doğru bir tanımlama olur. Kök yaşı itibariyle 40 kök yaşında, 50 kök yaşında, 10 kök yaşında demek daha doğru olur. Bir de o zaman şu hemen soru gelir. Peki 40 kök yaşında da üstündeki ocaktaki dal sayıları ne zaman budanmış? Yani 1 yıllık sürgünleri ne zaman vermiş? Bir de bu var. Fındığın dikim tesislerini sordunuz ve ne zaman meyveyi yatıp kendini amorti edecek diye sordunuz anladığım kadarıyla. Şimdi geleneksel fındık dikimi Karadeniz'de devam ediyor. Ocak dikim sistemi her ocakta 4 tane, 5 tane, 6 tane fındık fidanı ile beraber bir tesis söz konusu. Ama şu an Avrupa'da tek gövdeli fındık dikimi söz konusu. Fındığın fidan maliyeti 20 lira yaklaşık. 8 kere 2 16, 1600 lira fındık fidanı bedeli. 1000 lira da diğer masraflar aşağı yukarı 2500 lira. Bir dekanın maliyeti. Ve 4 yıl sonra aldığınız ürünle amorti etmeye başlıyorsunuz. 2 sene ürün alsanız yetiyor. 6. senede artık kara geçiyorsunuz fındıkla. Dede bahçedeki fındık ocaklarımız kaç yaşında dediğimde dedem şu an 92 yaşında. Evet. Oğlum ben küçükken de onlardan biz hala fındık topluyorduk demişti. Sizlere bugün fındığın başka bir yönünde yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim. Ortalama dekara verim 2013-2017 yılları arasında ABD'de 254 kilogram, Gürcistan'da 178, İtalya'da 146, Azerbaycan'da 118, İspanya'da 90, Türkiye'de dekara verim 77 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Dönemde fenli usullerle kurulmuş fındık bahçeleri 35-40 Ocak olur. Eskilerin 70-80 100 yıl önceki diktikleri bahçelerde de 70 ocağın üzerindedir. 3 adımdır, 2 adımdır. Fındık bu şekilde dikilmiştir. Çünkü fındık muhtemelen %90 tarladan açılmıştır, mısır tarlasında. Ormanlar açılarak kestanlar sürdü, ayrı tabii. O ormanla ilgili ama çoğu Karadeniz bölgesinde mısır yaygındı. Daha sonra mısır yerini fındığa, daha sonra çaya terk etti. Giresun bölgesinde çaylar söküldü, tekrar fındık dikildi. Daha çok Trabzon ve Rize'de şu an çayın tarımı. Ordu'da, Giresun'da da mısır tarlaları, Ordu'da daha çok soya tarlaları, Giresun'da mısır tarlaları şu an fındıkçılığa dönüştü. Dolayısıyla orijinali tarlada ağaç yok, fındık dikilmiş. 60-70 Ocak. Fındığın içinden, fındık ocağının içerisinde akasya çıkmış olabilir. Hemen yanı başından bir tane kestane büyümüş olabilir. Dolayısıyla orası fındık bahçesi ama fındık bahçesinin içerisinde de ağaçlar var. Bu şekilde bir alan tahsisi yok fındıkçıya, diğer ağaçlar var. Bunu belirteyim. Yani o 128 kilo değil, gene 90 gibi 70 kilo, 80.
Gürcistan'da Zugdidi bölgesinde 80 bin hektarlık fındık dikim alanı potansiyeli var. 5 bin hektarın üzerinde şu anki Zugdidi bölgesinde fındık dikim alanları. 69 bin hektar İtalya'nın fındık dikim alanı var. 69 bin hektar. 140-150 bin ton fındık üretiyor. Zugdidi bölgesi Karadeniz hemen ilerisi. Yani bizim Rize'ye giderse 80 bin hektar demek İtalya'nın 4 bölgesinden daha fazla bir alan. Sadece Zuglu bölgesinde bir alan. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda Gürcistan Türkiye'nin büyük bir rakip olacak. Türkiye'nin. Bunu tabii göz ardı etmemek gerekir. Tabii Gürcistan milli ürün olarak bakıyor fındığa. İtalyanlarla bu meşhur uluslararası firmayla birlikte bir şirket kurmuşlar. O Zugdidi bölgesini devletin idarecileriyle beraber yönetiyor. Oradaki fındık işleme işine. Onu... Bizim iş adamları da orada fındık bahçeleri kiralıyor. Ayrıca tabii, var. Tabii. Ama çok zayıf. Yani olsun yine de var. Evet. Şimdi önümüzdeki yıllarda ne olabilir? Bakın büyük bir hamle var diğer ülkelerde. Azerbaycan'ın 60-70 bin tona doğru bir hedefi gidiyor. Dolayısıyla Gürcistan'ın büyük bir alanda bu projeleri yürütüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz en eski fındık üreticisi ülkeyiz dünyada. İspanya, İtalya tek gövdeli işte her yönüyle ıslah edilmiş yeni çeşitlerle bahçeli tesislerini yeniliyor ve de budama sistemleriyle, gübre sistemleriyle beraber daha fazla ürün almaya çalışıyorlar. Biz ise halen ocak dikim sistemini yenileme yapıyoruz. Trabzon'da böyle mesela. Dolayısıyla bunu milli ürün sıfatıyla ele alınıp stratejik bir ürünü dünyada tekel olarak bizi üretip bu şeyi sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. 1903 tarihli bir takvimde en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. Ticaretinde her şeyinde fındık var. Osmanlı döneminde de fındık gerçekten önemli. Fındık ihracatı ile ilgili işlemleri yürüten bir sürü diş temsilcilik var. Konsolosluklar var. Giresun ticareti, Giresun limanı son derece faaliyette aktif halde çalışıyor. Dolayısıyla Osmanlı'dan beri fındık hem Türkiye'ye tarif edilmesi, köklerinin oluşturduğu grubun ocak olarak tarif edilmesi tıpkı bir aile gibi bir